Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması 32. ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda kahvaltıların değişmeyen lezzeti Seymen'in standını ziyaret ediyoruz şimdi. Seymen'in Türkiye Satış Pazarlama Müdürü Ercüment Kenar'la birlikteyiz. Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması 32. ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda kahvaltılıkların değişmeyen lezzeti Seymen'in standını ziyaret ettik. Seymen'in Türkiye Satış Pazarlama Müdürü Ercüment Kenar'la birlikteyiz. Ercüment Bey merhabalar. Merhabalar. Seymen'e geçmeden fuar hakkındaki görüşlerinizi almak istedim. Bir iki yıldır pandemiden dolayı fuar olmamıştı. Bu sene yapılan fuarda gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. Çok kalabalık, çok güzel. Bir özlem varmış değil mi? Tabii varmış. Firmalar açısından da, katılımcı açısından da, yurt dışından gelen katılımcılar açısından da ya maşallah diyeyim iyi bir fuar oluştu. Evet. Seymen doğal olarak çok eski bir firma. Sizden dinleyelim. Ne zaman kurulmuş, nereden nereye gelmiş? Seymen 1938 yılında kuruldu. Ankara'da, Sincan'da, organize sanayi bölgesinde bir fabrikamız var. Yani 3 fabrikamız var aslında. Burada 50 dönüm kapalı alanda üretim yapıyoruz. Şu anda son 5-6 yıl içerisinde bölge müdürlüklerimizi genişlettik. Şu anda Antalya'ya bir yeni bölge müdürlüğü açtık. Akdeniz Bölge Müdürlüğü olarak İstanbul'da bir bölge müdürlüğümüz var. Marmara Bölge Müdürlüğü, Ege'de Ege Bölge Müdürlüğümüz var. Emin adımlarla ilerliyoruz ve tüm Türkiye'de bayiliklerimizi oluşturduk. Sektörde biz lider konumda olan firmalardınız ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, tabii envai çeşit kahvaltılık var. Bir de ürünlerden bahsedelim. Tabii bizim reçel grubu, bal grubu, fındık ezmesi, tahin, pekmez, lokum. Biz bu çeşitlerin tamamını kendimiz üretiyoruz. Biliyorsunuz bal müstahsilden geliyor. Onun dışındaki ürünlerimizi tamamımız kendimiz üretiyoruz. Çıta da zaten yüksek değil mi her zaman Seymen'de? Aynen öyle. Çünkü tabii koşullardan dolayı işte geçtiğimiz sene orman yangınları oldu, pandemi oldu. Biraz ambalaj ve özellikle üretim maliyetlerinin artması biraz zorlaştırıyor ama tabii bizim ülkemiz çok büyük, çok da güzel çalışıyor. Bütün şirketler de iyi çalışıyorlar. İnşallah aşacağız bunları da. Bu sene Akdeniz'de turizm çok iyi geçecek görünüyor. Tüm oteller dolu görünüyor. Çok başarılı olacağını düşünüyorum bu senin. Evet, dolayısıyla tabii ihracatta da çok ön plandasınız. Seymen olarak da ülkemizin sesini dünyaya duyurmuş oluyorsunuz değil mi? Neredeyiz ihracatta? Şimdi biz 4 kıtaya, 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bazı ülkelerde özellikle çok iyiyiz. Mesela Amerika'ya, Çin'e, Almanya'ya ve birçok ülkeye ihracatımız var. Yani yakın ülkelerde de tabii Balkan ülkeleri zaten bizde, Arap ülkelerinde birçok ülkeye, kardeş ülkemiz Azerbaycan'a yani 45 ülkeye şu anda ihracat yapıyoruz. Ve Türkiye pazarı da özellikle Avrupa'da çok kuvvetli, çok kaliteli üretimi olan firmalarla dolu olduğu için çok beğeniyor, çok tutuluyor. Mesela bir yurt dışına çıktığınız zaman reyonlarda Türk ürünlerini her yerde görebiliyorsunuz. Bizim ürünlerimizi diğer Türk markalarını her yerde görebiliyorsunuz. Ercüment Bey, size ulaşmak isteyenler için web sitenizi de alalım. segment.com.tr web sitemizden bize ulaşabilir. Ayrıca bizim yine web sitemizden direkt sevkiyat da yapabiliyoruz. Mesela direkt özel müşterilerimize, ailelere, evlere de hizmet verebiliyoruz. Kendi web sitemizden de yapıyoruz bunu. Kendi sitemizden de yapıyoruz. Hem de birçok sitede de ürünlerimiz var tabii ki. Bundan sonraki hedef nedir Ercüment Bey, Seymen olarak? Tabii biz kendimize göre demiyorum. Yani gerçek müşterilerimizin de bize vermiş olduğu bilgiye göre biz Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini üretiyoruz. Dolayısıyla bu kalitemizi hiç bugüne kadar bozmadık. 80 yıldır şu anda 3. kuşakta. 3. kuşak yönetimde her gün ürünleri tek tek kontrol ediyorlar. Kalitemizi hiçbir zaman zerre kadar geri yapmadan, yani yok ekonomi şöyle oldu, dolar yükseldi, onu hiç düşünmeden hep kalitemizi biraz daha arttırarak ürünlerimizi en iyi şekilde üretip kalitemizi arttırdıkça rakiplerimize de söyleyeyim, müşteri potansiyelimiz de artıyor. Ya rakipler arttıkça satış da artıyor, potansiyel de artıyor. Tabii bu şekilde.
Kaliteden ödün vermeyiz hiçbir zaman. Kesinlikle. Firmamızın en önemli düsturu ne olursa olsun. Bizim birçok firma markanın ikinci kalitesi vardır. İşte A kalitesi, B kalitesi. Mesela biz Seymen var bizim. Başka bir markamız yok. Dolayısıyla biz tek marka ile yapıyoruz. Kalitemizden ödün vermiyoruz. Seymen olarak da güzel de bir istihdam sağlıyorsunuz değil mi Ercüment? Tabii ki biz pandemide hiçbir çalışan arkadaşımızdan çıkmadığı gibi pandemide biz birçok çalışan arkadaş iş aldık. Yani hem satış pazarlama departmanı hem üretim departmanında her departmanımızda biz eksilmeden büyüyoruz yani. Firmamız da sağ olsun tabii biz kalitemizi düşürmediğimiz için halkımızın da takdirini aldık. Dolayısıyla gerek kalmadı. Böyle bir şeylere gerek duymadık yani. Başarılı çalışmalarınızın devam diliyoruz. Çok mersi, çok teşekkür ederiz. Biz de size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın, vizyon devam ediyor.